Hem ihracat potansiyelimizi artırmak hem de ithal edilen tohumluk miktarını azaltmak istiyoruz. Tarım alanında tohum stratejik öneme sahip. Uzmanlar kolları sıvadı. 3 yıl önce Anadolu'nun dört bir yanından 829 fasulye tohumu toplandı. Yurt dışından ithal edilen tohum soğuktan etkilenmiş ama bizim burada Anadolu'dan seçtiklerimiz etkilenmemiş. Verim veriyor hala. Arkasına devam edecek verim vermeye. Bunlar bizim değerlerimiz. Kaybolmasını istemiyoruz. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bu projede bir araya geldi. Proje TÜBİTAK destekli. Toplanan tohumlardan soğuk ve dona dayanıklı olanları laboratuvar ortamının ardından tarlada denendi ve -4 dereceye dayanabilen fasulye türü geliştirildi. Şimdi örtü altında deneme çalışmaları başlatıldı. Sera şartlarında, ısıtmasız şartlarda, eksilere düştüğünde hiç etkilenmeden, üretiminin devam eden çeşitleri devreye sokup çiftçimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Üstelik bu sadece fasulye için değil, yerel biber tohumunda koleksiyon oluşturuldu bile. Domates başta olmak üzere diğer sebze türlerinde de çalışmalar yapılacak. Salata bir türlü tadı var. Geliştirilen tohumların sürekliliği olabilecek. Bunun için özel bitki genetik kaynakları laboratuvarı kuruldu. Tohumlar burada uzun süre saklanacak. Biz ve bizden sonra gelecekler de aynı tohumu kullansın, tohum kaybolmasın, 20 yıl, 30 yıl saklansın. Amacımız yerel tohumları canlandırmak burada. Çiftçilere yakında bir müjde daha gelebilir. Böylece hem maliyeti hem de emek gücünü artıran don nöbetleri belki de son bulabilir. -4'ü tarlada gördük, serada da görürsek bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Onu da ümit ederiz, bu yılın sonunda ilkbaharda bunu söyleyebileceğiz. Üreticimiz soba yakmadan fasulye, taze fasulye yetiştirebilir diyebileceğiz.